Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle Anderson Talisca transferi üzerine konuşacağız. Ülkemizde çok sık ismi geçiyor. Hele ki Galatasaray ismi çok anılıyor. Galatasaray mı transfer olacak, Galatasaray mı gelecek? Bakalım, göreceğiz. Şu anda bakıldığında Anderson Talisca hala Arabistan'daki takımı El Nassr'ın oyuncusu olarak görünüyor. Şu anda hiçbir yere gitmiş gözükmüyor. Ama internete baktığımızda çok fazla bununla ilgili haberler var. Çok fazla bununla ilgili dedikodular var. Ülkemize gelmesini isterim. Tabii ki bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'a gelmesini isterim ama Galatasaray'ın şu anda çok fazla ilgisinin olduğu, Galatasaray'ın anlaştığı, Talisca'nın ise Galatasaray'a geleceği yönünde haberler de var. Ama internette Google'a transfer market yazdığınızda, Talisca transfer market yazdığınızda Talisca'nın hala Arabistan'da El Nassr takımında oynadığı söyleniliyor. Yine Arabistan'dan bir iddia çıktı arkadaşlar. Arabistan'dan gelen iddia ise Arabistan'daki bir gazetecinin 7 saat önce paylaşmış olduğu bir yazıda Talisca'nın Türkiye'ye gelmeyeceğini, Arabistan'da kalacağını ama El Nassr'da değil başka bir Arabistan takımına gideceğini söyleniliyor. Bu da doğru olabilir. Çünkü Talisca'yı arkadaşlar transfer etmek zor değildir. Hani bazı futbolcuları transfer etmek kolaydır ama bazı futbolcuları transfer etmek zordur. Anderson Talisca ise transferi kolay olan oyunculardan biri. Çünkü Anderson Talisca'ya parayı verdiğiniz takdirde her takıma gidebilecek oyuncu. Yani şuna bakmaz. Bu takım iyiymiş, kötüymüş veya alt liglerde oynuyormuş. Bu takım başarılıymış, başarısızmış. Buna bakmıyor. Anderson Talisca kariyer planlaması yapan bir futbolcu değil. Para neredeyse parayı kim veriyorsa, kim daha fazla para veriyorsa oraya gidebilen bir futbolcu. Bu yüzden Anderson Talisca'yı almak zor değil, kolaydır. Yeter ki parayı verin arkadaşlar. Anderson Talisca'nın sadece Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Beşiktaşlılar var. Bunları da şunu söyleyeyim. Neden oynaması? Hani bana bir açıklama yapın arkadaşlar. Anderson Talisca şu nedenden dolayı Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamaz, Galatasaray'da oynamaz değil diyemezsiniz. Çünkü Anderson Talisca'nın Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayabileceğini, Galatasaray'da oynamayacağına dair bir tane bile sebep gösteremezsiniz. Ben de diyorum ki Anderson Talisca Beşiktaş'ta değil, bırakın amatör, Türkiye'de amatörlük takımında bile oynar. Hatta bırakın Türkiye'yi, adını sanını bilmediğiniz bir ülkenin, adını sanını bilmediğiniz liginde, o liginde en kötü takımında bile oynar. Yeter ki Anderson Talisca'ya parayı verin. Anderson Talisca arkadaşlar, parayı çok seven bir futbolcu. Para nerede? Anderson Talisca oradadır. O yüzden arkadaşlar, şunu demeyin. Beşiktaş'tan başka takımda oynamaz Türkiye'de değil. Oynar arkadaşım. Çok istiyorsan, Galatasaray teklifini yaptı. Sen de Galatasaray'ın teklifinin bir tık üstü fazlası da var. Bir tık üstünde var. Anderson Talisca'yı sen al. Hani evet, Beşiktaş taraftarı Anderson Talisca'yı çok sevdi. Hala da seviyor ve ülkesine, Türkiye'ye geri gelip Beşiktaş'ta oynamasını çok istiyor. Ama şu anda Beşiktaş'a transfer girişimi yok. Galatasaray'ın bir transfer girişimi var. Galatasaray eğer Galatasaray Anderson Talisca transferini bitirirse Beşiktaş'a karşı bir misilleme yapmış olacak. Çünkü daha önce Beşiktaş Galatasaray'ın çok istediği, Galatasaray taraftarının çok sevdiği, çok beğendiği ve geri gelmesini çok istediği Gerson Fernandes'i Galatasaray'a karşılık misilleme yaparak almıştı. Evet, Anderson Talisca Galatasaray'a gelirse neler katabilir? Çok şeyler katabilir. Anderson Talisca hızlı bir oyuncu, potansiyeli olan bir oyuncu, uzaktan güzel şutlar çekebilen, kafa hakimiyeti olan, pas alan, pas atabilen, gol attıran, güzel asistler yapan, iyi serbest vuruş kullanabilen, hareketli bir oyuncu. Galatasaray'da da Icardi gibi bir gol atanınız olduktan sonra, yani Talisca'nın atacağı paslarla Icardi güzel goller atabilir. Belki de gol kralı bile olabilir. Talisca'nın yanına bir de Zaniolo gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi defansın iyi çıkabilen, iyi ataklara katkı verebilen bir Abdülkerim Bardakçısı var. Yine de kalede bir Muslera'sı var. Muslera zaten gitsin gitmesin Galatasaray'da bir kaleci alacak. Yani Galatasaray çok güçlü bir takım haline gelecek. Yani bunu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Anderson Talisca adına kesin Galatasaray'da diyemeyiz ama Galatasaray'a yakın olduğunu söyleyelim. Galatasaray aslında Anderson Talisca'yı istemiyordu. Anderson Talisca Galatasaray'ın transfer listesinde yoktu. Anderson Talisca'dan menajeri aracılığıyla Galatasaray'a beni alın dediği bir haber gönderdi söyleniliyor. Eğer böyle bir şey olabilir, çünkü Anderson Talisca Arabistan'da oynuyor ve Arabistan artık kesenin ağzını açtı. Ülkeye büyük yıldızlar gelmeye başladı.
Arkadaşlar bunlardan biri de mesela karım Benzema gibi büyük çaplı yıldızlar getirmeye başladılar. Bu yıldızların gelmesinden sonra Talisca geri planda kalacağını, pabucunun dama atılacağını düşünülmüş olabilir. Galatasaray'ı seçebilir. Hem Galatasaray şampiyon olmuş, hem İstanbul gibi bir şehre tekrar geri gelecek, hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği için Anderson Talisca Galatasaray'a bu haberi göndermiş olabilir. Neden? Galatasaray hani şampiyonluk şampiyon diye mi gidiyor? Evet, şampiyon diye belki istemiş olabilir. Çünkü Anderson Talisca Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp kendini gösterebilirse belki daha iyi paralara herhangi bir takıma gidebilir. Burada daha iyi paralara daha iyi bir takıma gider demiyorum arkadaşlar. Bakın iyi paralara daha iyi paralara herhangi bir takıma gidebilir. Çünkü Anderson Talisca parayı çok seviyor. Kim verirse orada. Para nerede? Anderson Talisca orada. Anderson Talisca'dan Galatasaray maddi yönde bir şey bekleyemez arkadaşlar. Yani bize bir kıyak geç, bize bir yardımcı ol dediğiniz zaman bu yardımı yapmayacaktır. Anderson Talisca parasından bir kuruş aşağı inmeyecektir. Bir kuruş aşağı inmeyecektir arkadaşlar. Anderson Talisca'yı almak kolay diyorum ama parası olana. Çünkü Anderson Talisca'nın maliyeti pahalı. Alacağı maaş pahalı. Belki alacağı maaşında imza parası isteyecek. Artı ekstra bonuslar da isteyebilir. İşte bir sezonda şu kadar oynarsam şu kadar daha ekstra alabilirim. Veya bir sezonda şu kadar gol atarsam şu kadar ekstra para alabilirim. Veya bir sezonda şu kadar gol attırabilirsem yani asist yapabilirsem şu kadar fazla para alabilirim diye maddeleri de olabilir. Bu iç detayları tam bilmiyorum. Hani nasıl bir sözleşme olur, anlaşırlarsa nasıl bir sözleşme olur bilmiyoruz. Aslında Galatasaray Anderson Talisca'yı transfer etmeyecek, kiralık olarak alacak. Bu kiralık olarak almasının yanında ne tür maddeler olacak? Bonservisini almak zorundasınız diye bir madde olacak mı? Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Tabii ki Galatasaray taraftarı Anderson Talisca'nın ismi transferde geçtiğinden bu yana, Galatasaray'ın teklif yapmasından bu yana çok mutlular, sevinçliler, heyecanlılar. Çünkü atanı çok iyi, attıranı da iyi olduktan sonra artık Galatasaray Ligi'nin yanında bir de Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de büyük başarılar yapmayı hedefliyor. Büyük işler yapmayı hedefliyor. Bu siz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler, büyük hedefler başarmak istiyorsanız böyle bir planınız, projeniz varsa tabii ki Talisca gibi oyuncuları ne yapacaksınız? Kesenin ağzını açıp almak zorundasınız. Tabii ki Talisca büyük bir parayla geldikten sonra diğer oyuncular buna nasıl tepki gösterecek? Diğer oyuncular maaşlarına zam isteyecek mi? Ücretlerine artış isteyecek mi? Orası da ayrı bir konu arkadaşlar. Çünkü bunu Türklere anlatabilirsin belki ama yabancı oyuncular kendisi gibi yetenekli bir oyuncu geldiğinde ve parasız kendisinden fazlaysa şunu diyebiliyor arkadaşlar. Benim de maaşım artırın, benim de ücretim artırın. Bana da biraz maaşımda artış yapın diyebilir. Kıskanabilir. Yabancılarda bu kıskançlık olabiliyor. Anderson Talisca'ya Galatasaray teklifini yaptı. Bunu gören Beşiktaş bakalım Anderson Talisca'ya teklif yapacak mı? Teklif götürecek mi? Çünkü Beşiktaş taraftarı Anderson Talisca ile ilgili çok güzel paylaşımlar yapıyor. Paylaşımlarda bulunuyor. Bu paylaşımlardan sonra arkadaşlar Beşiktaş taraftarı bunu yönetim görsün. Anderson Talisca'yı Galatasaray'a kaptırmayalım. Biz de teklifimizi yapalım. Anderson Talisca Galatasaray'a değil Beşiktaş'a gelsin istiyorlar. Çünkü Beşiktaş taraftarı Anderson Talisca'yı çok seviyor. Hatta kendilerine aşıklar. O derece sevgileri var. Galatasaray'da onu görmek asla istemiyorlar. Beşiktaş'a geri gelsin istiyorlar. İstiyorlar. Ama Arabistan'dan gelen gazeteci haberi de Arabistan'da kalacağı ama bulunduğu kulüpte değil başka bir Arabistan takımına geçeceği söyleniliyor. Bu da ne kadar doğru? Yani Arabistan basınında böyle bir şey söylüyor. Yani Arabistan'da Talisca geri plana düşecek. Çünkü birçok yıldız oyuncu geliyor. Birçok yıldız oyuncunun gelmesiyle birlikte taraftarlar o yıldızlara yönelecek. O yıldızların formalarını almaya başlayacak. Bu da Talisca'nın geri plana düşmesini sağlayacak. Talisca yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerini biliyoruz. Daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Gördük. Hani bildiğimiz, tanıdığımız yetenekli bir oyuncu. Yaşlı bir oyuncu da değil. Genç olması da önemli. Ama Galatasaray Arabistan takımına yaptığı teklifte şunu dedi. Maaşının yarısını siz ödeyin. Çünkü Anderson Talisca'nın maaşı Galatasaray'a fazla gelecek. Yüklü bir miktar olarak geliyor. O yüzden Galatasaray diyor ki Anderson Talisca'nın maaşını yarısını siz ödeyin diyor Arabistan takımına. Arabistan takımı bunu kabul edecek mi? Bilmiyoruz. Ve kiralık olarak Anderson Talisca Galatasaray'a gelecek mi?
Yine Galatasaray'dan Anderson Talisca'nın Galatasaray'a gelmesinin ya da gelecek olmasının yanında Icardi sıkıntısını yaşıyorlar. Icardi'yi takımda tutabilecekler mi? Bunu düşünüyor Galatasaray. Icardi takımımızda kalacak mı, gidecek mi? Şöyle bir haber çıktı. Icardi'nin Arabistan takımlarından birisiyle anlaştığını ve Arabistan'a gideceği söyleniliyor. Bu da ne kadar doğru? Tam net değil ama Galatasaray ne yapıp ne edip Icardi'yi takımdan tutmak istiyor. Talisca'yı alıp güzel bir gol attıran, Icardi'yi de takımda tutup güzel bir gol atan bulup attıranın atana pas vermesi, atanın da attırandan aldığı pası gole çevirmesini bekliyorlar. Hem lig, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi üçlüsünde çok iyi işler yapmak istiyorlar. Tekrar şampiyon olmak, Ziraat Türkiye Kupası'nı alıp Şampiyonlar Ligi'ne de en iyi yerde noktalamak istiyorlar. Bunlar için de kesin ağzını açmaya kararlılar. Bakalım Anderson Talisca Galatasaray'a mı gelecek? Yoksa sürpriz yapıp başka bir Avrupa takımına mı gidecek? Yoksa bir sürprizle Türkiye'de başka bir takıma mı gidecek? Yoksa Arabistan'da takımında mı kalacak? Yoksa denildiği gibi Arabistan'da yazılan haberlere göre Arabistan'da kalıp başka bir takıma mı gidecek? Bunu göreceğiz. Anderson Talisca ile ilgili gelişmeler oldukça bunları sizlere belirteceğim. Bunları sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim Anderson Talisca ile ilgili konuşmak istediklerim bunlar. Sizler de Anderson Talisca ile ilgili bir haber aldıysanız, senin Galatasaray'a geldiğine dair veya başka bir takıma gittiğine dair ya da Arabistan'da kalıp başka bir takıma gidecekse veya takımında kalıyorsa, bununla ilgili bir haberleriniz varsa yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.